Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Profinet ve Ethernet kablosunu birlikte incelemeye çalışacağız. Profinet kablo, sanayi ortamında çokça duyduğumuz ve kullandığımız bir kablo çeşididir. Profinet kablo bir çeşit Ethernet kablosudur. Endüstriyel Ethernet kablosudur. Ethernet kablosunun endüstri ortamında kullanılacak şekilde dizayn edilmiş, geliştirilmiş bir çeşit halidir. Ethernet kablo bizim günlük hayatta birçok cihazda, birçok elektronik cihazda kullandığımız bir çeşit kablodur. Kablo ile birlikte çok elektronik cihazı network'e bağlayabiliriz, birbirine bağlayabiliriz. Örnek olarak bir printer'ı network'ümüze bağlayabiliriz, switch'e bağlayabiliriz. Veya bir tane direkt modeme bağlayabiliriz. Aynı şekilde bir laptop'ı bir printer'a veya laptop'ı switch'e veya laptop'ı diğer bir cihaza bağlayabiliriz. Sonuçta ağ içerisinde olan bütün elektronik cihazları birbirine bağlamak için kullandığımız bir çeşit kablodur. Ethernet kablosunun Cat 5, Cat 6, Cat 7, Cat 8 diye kategorileri vardır. Yine Ethernet kablo piyasadaki adıyla Cat 6 kablo diye de duyabiliriz arkadaşlar. Bu Cat 5, Cat 6, Cat 7 veya Cat 8 kategori birbirinden daha kaliteli kablolardır. Mesela Cat 8 kablo, Cat 5 kabloya göre veya diğerlerine göre daha fazla veri taşıyabilir. Daha hızlı bir iletişim sağlayabiliriz. Bu nedenle piyasada çeşitleri vardır. Ancak genel adıyla Ethernet kablosu ve Cat 6 kablo olarak geçmektedir. Profinet kablo da işte bu bahsettiğimiz Ethernet kablosunun geliştirilmiş halidir. Özellikle Siemens grubunun kendi cihazlarında kullandığı özel bir kablodur. Bunu kablonun özelliği sanayi ortamındaki fiziksel temaslara karşı veya elektromanyetik dalgalanmalara, gürültülere karşı, harmoniklere karşı korunacak şekilde dizayn edilmiş olmasıdır. Yapısı o şekildedir. İçerisinde birçok koruyucu, hem fiziksel hem de elektromanyetik dalga karşı koruyucu unsurlar bulunmaktadır arkadaşlar. Ayrıca bizim Cat 6'da kullandığımız standart reji 45 konnektörünün yerine biraz daha kaliteli, kendi ürettikleri kaliteli bir konnektör bulunmaktadır. Ancak reji 45 formatındadır. Biz Profinet kabloyu aynı şekilde Ethernet kablosunun yerine Ethernet kablosu da Profinet kablosunun yerine kullanabiliriz. Aynı işleri yaparlar. Ancak biliyorsunuz sanayi ortamında hataya yer yoktur. Birçok cihaz çok hassas bir şekilde çalışmaktadır. Milimetrik hareketlerle çalışmaktadır. Bu nedenle bu ortamlarda herhangi bir veri kaybına sebep olacak bir durum istenmez. Özellikle endüstri ortamında Profinet kabloyu kullanmakta fayda vardır arkadaşlar. Profinet kabloyu Ethernet kablosunun yerine kullanabiliriz ama bazı durumlarda da çok gereksiz olabilir. Çünkü Profinet kablo biraz daha pahalıdır ve birçok basit uygulamada kullanmaya gerek yoktur. Onun yerine bildiğimiz Ethernet kablosunu kullanabiliriz arkadaşlar. Profinet kablosu gördüğümüz gibi Ethernet kablosundan bir farkı yok. Sadece kalite ve diğer özellikler açısından farkı vardır. Sanayi ortamına göre üretilmiştir. Bu kablo ile yaklaşık 100 metrelik mesafede verimli ve hızlı bir veri iletimi sağlayabiliriz. 100 metreden sonraki mesafelerde çok verim alamayız. Bu tür mesafelerde, 100 metreden uzak olan mesafelerde daha çok Profibus dediğimiz kablo çeşidi var. Onun Profibus DP çeşidini anlatmıştık bir önceki videoda. Bir sonraki videoda da Profibus PA çeşidini anlatacağız. Ve Profibus ve Profinet kablo arasındaki farkları da birlikte anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Profinet ve Ethernet kablosunu anlatmış olduk. Özellikle PLC modülleri içerisinde, PLC modülleri üzerinde hem Profinet kablosunu ki şekilde gördüğünüz gibi yeşil alanda Profinet kablosunun bağlanacağı konnektör, RJ45 konnektörü vardır. Hem de Profibus konnektörü vardır. İletişimi veriler arasındaki, daha doğrusu birimler arasındaki bir PLC ile HMI veya PLC ile diğer unsurlar arasındaki iletişimi, haberleşmeyi sağlamak için Profinet kabloda kullanabiliriz. Profibus kabloda kullanabiliriz. Bu bize kalmış bir durum arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü gibi Profinet kablo genellikle yeşil renktedir. Bu renkte ayırt edebilirsiniz diğer kablolardan. Genel anlamda Profinet ve Ethernet kabloları ile ilgili anlatacağımız hususlar bu kadar yeterlidir sanırım. Yine sormak istediğiniz hususlar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Orada direkt cevaplayabilirim veya detay bir anlatım gerekirse ilave bir video çekebiliriz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum.